siyaseti bilmesi gereken insanlar önce anayasayı bilecekler. Anayasayı bilmeden ben siyaseti biliyorum demek doğru değildir. Anayasada yargının bağımsızlığı var. Dün Sayın Kurtulmuş hepsi Cumhurbaşkanı'na bağlıdırlar demişti. Bugün Sayın Kurtulmuş geri adım atıyor. Yani bir anlamda Erdoğan'la çelişiyor. Hiç kimsenin Cumhurbaşkanı değildir. Ancak kendi yandaşlarının Cumhurbaşkanı'dır Erdoğan. Bunu herkesin bilmesi lazım. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Tarafsız olması lazım. Çünkü tarafsız olacağına dair yemin etti. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yeminini tutmuyor. Ben herkesin cumhurbaşkanıyım diyor. Kusura bakmasın. Sadece ve sadece kendi partisinin cumhurbaşkanıdır. Ortaya koyduğu tablo da budur. Yargı bağımsızdır. Yargı tarafsızdır. Bütün dünyada böyledir. Çünkü bir gün gelir Erdoğan'ı da o yargı yargılar. Dolayısıyla yargının bağımsızlığının temelinde de bu yatıyor zaten. Eğer siz yani yargıç ileride birisi önüme çıkar ve ben onu yargılarsam ve o nedenle benim tarafsızlığım ve bağımsızlığım çok önemlidir diyorsa hem yargı hem Cumhurbaşkanı yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına dikkat etmek zorundadır. Bu konuda atılacak adımların, yapılacak davranışların, söylenecek sözlerin son derece önemli bir ağırlığı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bize siyaset dersi vereceğine önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde namusu ve şerefi üzerine ettiği yeminin gereğini yapsın. Ona sahip çıksın önce.